İdam edilecek olana bile son sözü sorulur. Sana söz hakkı yok artık Cihan. Ağam. Buyur amca. İznin olursa ben bir şeyler diyeceğim. Oğlum da olsa çok hatalar yaptı. Bunu inkar etmiyorum. Öfkende haklısın. Ama bu kararın ölümden de ötedir. Sen kardeşinin kendi kanının damarını kesiyorsun. Onu itibarından ediyorsun. Eğer biraz hakkın varsa bu kararını yeniden düşün derim. Amca, sen benim canımsın, atamsın. Ama artık düşünecek bir şey kalmamıştır. Kararım kesindir. Ağalar, aşiretin verdiği karar o aşiretin şerefidir. Ben de bu şerefle yaşadım şimdiye kadar. Madem ağamız böyle uygun görmüş, boynum kıldan incedir. Git diyorsa gideriz. Ama aklıma takılan bir şeyler var. Aşiretin töreleri, kararları hepimizi ama daha çok da aşiretin ağasını bağlamaz mı? Söyleyin. Topraklarımızı geri almak, hatta kaybedilebilecek topraklar için kan dökmek aşiretin ağasının görevi değil midir? Tabii ki ağamızın görevidir. Ama o ne yaptı? Değil toprakları geri almak, İstanbullu karısıyla birlik olup hepimizi, Midyat'ı sattı. Yeter artık Cihan, yeter bu yalanları. Doran, bu yalan değil. Az evvel öğrendik. Şehsuvarlarla Hazarlar mallarını satmaya başlamışlar. Bu oyunlarına ne zaman dur diyeceksin Cihan? Ağam, Cihan ağam doğru söyler, ben de şahidim. Benim karım yalan söylemez. Sözünün eridir. Bu toprakları Sıla'nın değil bir başkasının aldığı muhakkak. Ayrıca benim hükmümü ezip hala toprak satanlar da alanlar kadar suçludur. Şivan Kahya. Buyur ağam. Şehsuvarlardan Mehmet Ağa'yı, Hazarlardan da Emrah'a haber et. Derhal gelsinler. Hesap verecekler. Emredersin ağam. Neden Sıla? Bütün bunlar neden? Sana dur demiştim. Neden hala toprak alımına devam ediyorsun? Bu düşmanlığın kime? Benim kimseye karşı bir düşmanlığım yok. Seninle konuştuktan sonra bir karış toprak bile almadım. Sen değilsen peki kim? Bilmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Neden bana inanmıyorsun? Sana almayacağım dedim ya. Niye şimdi gizlice devam edeyim bu işe? Sen anlıyorsan peki bu adamlar kime satıyor topraklarını Sıla? Cevap ver bana. Bilmiyorum Boran. İnan benim bir şeyden haberim yok. Sen ya da şirketindeki adamlar. Bunu her kim yapıyorsa bunun bedelini biz ödeyeceğiz. Farkındasın değil mi Sıla? Ama artık buna ne inatçılık ne de dik başlılık diyeceğim. Bunun adı ihanettir Sıla. Bu saatten sonra burada yapmak istediğin her şey bütün hülyaların gözüme boş görünüyor Sıla. Sana söz verdim Boran. Toprak almayacağım dedim. Neden şimdi yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sana söz verdiğim için çok inandığım bir şeyden vazgeçtim. Midyat'ın yarısını neredeyse satın alacaktın Sıla. Sana yapma dediğim halde inatla devam ettin. Dur dedikçe bu işi sürdürdün. Kurtlar sofrasında canımla güreşiyorum. Ailem bana sırt çevirdi. En yakınımdakiler celladım oldu. Senin hayatın, çocuğumuz ve bu aşk için neleri göze alıyorum görmüyor musun? Benim yaşadıklarım da kolay değil. Tam her şey yoluna girecek, huzur içinde uyuyacakken sen bana savunacak hiçbir şey bırakmadın Sıla. Sana söz verdiğim için alımları durdurdum Boran. Daha önce de söz vermiştin Sıla. Ama sana güvenip arkamı döndüğüm ilk an kaçtı. Hiç unutmayacaksın değil mi? O zamanlar başka biriydim. Şimdi seni nasıl sevdiğimi görmüyor musun? Herkes hata yapar. Ama bu sefer hata yapan ben değilim.
Ben sana verdiğim sözü tuttum. Sana bunu ispatlayacağım. Yeter ki bana inan. Çok geç kaldık Şahin. Atı alan Üsküdar geçmiştir bile. Adamlar çoktan topraklarını satmış, yola düşmüşlerdir. Hala burada mısın sen? Adam olsaydın biraz gururun da olurdu Cihan. Verdiğin kararın hükmü olur mu sanıyorsun sen? Karına bile söz geçiremezken. Önce karını dize getir. Bak hala arkandan iş çeviriyor. Yeter. Bunca yalan dolan yeter. Çık git evimden, dirliğinden, aşiretimden defol. Bir kadın için şu yaptığınıza bakın. Ailemizin, birliğimizin, kan bağımızın köküne bomba atıyorsunuz. Darmadağın olduk. Amca, ortada konuşulacak bir konu yok. Herkesin bildiği bir gerçek var ki, o da aşağıda yatan iki can. Cihan'ın bu yaptığı, bir insanı bırakın aşiretin dışında bırakmayı, ipe götürmeye bile yeter. Bu konuşma bitmiştir artık. Herkes dağılabilir. Ağam toprakların alımını konuşmayacak mıydık? Mehmet'le Emrah'ı çağırtmamış mıydık? Onlar hesaplarını bana verecek. Size değil. Kenan amca. Toprakları alan biz değiliz. Eminsin değil mi? Tamam. Ben sizi sonra yine ararım. Ağam. Bu kararınla birliğimizi bölüyorsunuz. Aşireti adaleti ağa dağıtır. Yaptıklarıyla kararlarıma karşı durarak birliğimizi de huzurumuzu da bozan Cihan'dır. İçinizde şüphe kalmasın diye kararımın sebeplerini size açıkladım. Ve kararım kesindir. Adaletin kestiği parmak acımayacaktır. Beni kovacağına, gücün yetiyorsa karını kov bu topraklarda. Cihan, seni karımın adını ağzına almaktan men ederim. Sıla buradaki Ayşe değil. O burada doğmuş olabilir ama başka bir kültürde yetişmiş. Bizim töremize hükmümüzü bilmez. Sıla ne yaparsa yapsın, nasıl davranırsa davransın ona saygı göstereceksiniz. Çünkü o benim karım, sizlerin de gelin ağasıdır. Artık evimi terk edeceğim. Orhan. Sıla çabuk odaya git. Yalan söylüyorlar. Şirkettekilerle konuştum. Kimse toprak alımı yapmamış. İnan bana. Sana verdiğim sözü tutuyorum ben. Sıla sana çabuk odana git dedim. Başka söze hacet yok. Gitti ağalar paşalar. Karılara kaldı baş köşeler. Cihan kes sesini. Bu zamana kadar onu adam yerine koydum. Hatalarını gösterip doğru yola getirmeye çalıştım. Benim sayemde ona ağa dendi. Ama o ağalığı zulmetmekle karıştırdı. Sandı ki ağa dediğin her istediğini keyfine göre yapar. Ama ben verdiğim itibarı gerektiğini geri almasını da bilirim. Benim sözümün üstüne söylenecek sözü yoktur. Thank you.
Ver meydanı Midyat. Kimler cenk etti sırtında? Kimler geldi? Kimler göçtü? Sen söyle bana. Hak mı? Reva mı bu yaptıkları bana? Böylesi adalet görüldü. Hiç bıçak kendi sapını kese. Demek ki kesermiş. İçim kan ağlıyor Midyat. Boran. Duy sesimi Boran. Hazır ipler elindeyken sefanı da sür. Hükmünü de. Ama gün gelecek. Devran dönecek. İşte o vakit. Ant içerim ki buralardan sürülmeyi dileyeceksin. Madem geldin niye haber vermedin Şivan? Kusura bakma ağam. Seni buralarda göremeyince yattın sandım. Rahatsız etmeyeyim dedim. Haber var mı Şehsuvarlardan, Hazarlardan? Yok ağam. İki tarafın da evlerine baktım. Ama bomboş. Konu komşuya sordum. Apar topar göç yatıklarını söylediler. Hangi taşın altına girerlerse girsinler onları bulacaksın Şivan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Bu canı da boş bırakmaya gelmez. Şimdi çektiği kuyruk acısını başkalarından çıkartmaya çalışır. Onun da peşine adam takın. Attığı adımdan haberim olacak. Emredersen ağam. Ne bekliyorsun burada? Niye yatmadın? Seni bekliyordum. Gelmiyor musun? Sen yat. İşte burada olmayı bu yüzden sevmiyorum. Gücün, ağlığın seni uzak bir adam yapıyor. Sana ulaşmak, duvarları aşmak zorlaşıyor. Oysa İstanbul'da böyle değildi. Ben burada da, İstanbul'da da aynı adamım sana. Eğer gücümden, ağlığımdan taviz verdiysem, sana olan sevdamdandır. Bu topraklarda sevda sürmek zordur Sıla. Hadi sen yat. Bugün yeterince ayakta kaldın. Sen gelmiyor musun?
dedim baba. Dilaver, abin kalkmadı mı daha? Yok, daha kalkmadı. Köprü içerse tabii ki kalkamaz. Şu hale bak. Cihan Efendi, toparla kendini. Dağılmadım ki toparlanayım baba. Bir çay içer kendime gelir. Baba, sana da getireyim. Yok, ben çıkacağım. Ben ağanın evine gideceğim. Hayırdır baba? Hayır mı şer mi göreceğiz. Dananın kuyruğu kopacak bugün. Abi, babama ne oluyor? Ne olsun? Ağa kardeşinden önce baba olduğu aklına geldi belli ki. Şimdi de safını göstermeye gidiyor. Sen ne yaptın? Dediğim hazırlıklara başladın. Yakında her şey istediğin gibi olacak abi. Ben çay getireyim. Afiyet olsun ağam. Sağ olunuz. Ağam, iznin olursa bir hastaneye kadar gidip gelecektim de. Hayırdır? Benim hanım ağam, dün gece bir erkek evlat daha dünyaya getirdi de. Bir onlara bakıp geleceğim iznin olursa. Allah anana babala büyütsün. Git bak gör, bir ihtiyaçlar varsa haber ver. Sağ ol ağam. Allah analı babalı büyütsün inşallah. İnşallah hanım ağam. Görüyor musun, bak kafamızda çalışanlar bile soylarını devam ettiriyorlar. Bari dölü erkek olsa da töremize, örfümüze göre yetiştirmeyi nasip etse Allah. O da doğuracağı çocuk da yere bassın inşallah. Afiyet olsun. Buyur gel de hep birlikte afiyet olsun. Sağ ol ana, yemeyeceğim, tokum ben. Dün gece kararıma karşı durmadığın için, kararıma destek olduğun için sağ ol baba. Sen ağasın. Köstek olmak ne haddime. Ama şunu aklından çıkarma. Eğer ki ben Cihan'ı tanıyorsam, onun acısını fena çıkaracaktır. Bunu yaparken de suçlu suçsuz demeyip can yakacaktır. Eğer o can yakarsa, ben de gözümü kırpmadan onun canını yakarım. Aşiretimi de, ailemi de o Cihan'a ezdirmem. Günaydın. Sana da. Hiçbir şeye dokunmamışsın. Niye yemedin? Canım istemiyor. Hem sen bana böyle uzak olunca hiç istemiyor. Biraz kafam karışık. O kadar. Ama senin yemen lazım. Kendin için değilse de oğlumuz için. Oğlumuz mu dedin sen? Öylesine ağzımdan çıktı. Yanlış dedin o zaman. Çünkü benim bebeğim kız olacak. Kız olmalı. Niye bu kadar kız olmasını istiyorsun? Çünkü onun büyüyüp ağalık mirasını devraldığını düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. O yüzden benim bebeğim kız olmalı. Peki. Kız olsun. Ama şimdi yemen gerek. Başka bir şey ister misin? Bir de sarı yer böreği olsaydı şimdi. Çok severim, canım çekti. Ama buranın börekleri de güzel. Emine'ye söylerim yapar. Kahveni burada mı içersin ağam? Evet Kevser Kadın. Hoş gelmişsin Zinar'a. Hoş bulduk Kevser Kadın. Günaydın abi. Günaydın. Açsan buyur otur ya. Yok sağ ol.
O zaman şöyle oturup konuşalım. Bu olanlara neden izin verdin abi? Ağa olan odur. Sözü de kılıçtan keskindir Zinar. O da benim oğlumdur. Canımın parçasıdır. Nasıl onu ailemden atmamı beklersiniz? Narin de benim kızım. Ama hüküm bir kere verildi mi geri dönüşü yoktur. Ben de babayım. Ama kararlar alınırken kimin hangi soydan geldiğine değil, yaptığı kabahate bakılır. Bu cezayı hak edecek ne etti ki Cihan? Cihan'ın ne yaptığı önemli değil. Neden yaptığı önemli. Boran'ı hafife aldı. Kararlarına saygı duymadı. Boran'ı bilirsin. Sessiz ve insaflıdır. Ama öfkelendiği zaman önüne kattığı her şeyi götürür. İnadı inattır. Tersi yakar kavurur. Cihan şansını zorladı. Benim hiç mi hatırım, önemim yok abi? Boran beni de benim soyumu da çiğneyip geçiyor. Kahve getirdim. Midene iyi gelir. Akşam içkiyi biraz fazla kaçırdık diye laf mı sokuşturuyorsun? Niye laf sokuşturayım? Canın sağ olsun. Allah seni bize, çocuklarına bağışladı. Oranın kurşunu değil. Senin bu halin beni öldürecek. Esma Sultan, nasılsın? Sesin çıkmaz oldu. Abinim ben senin. Buna icazet vermemi nasıl beklersin Zinar? Günaydın amca. Hoş gelmişsin. Onca insanın içinde itibarım yerle yeksan oldu. Bunu yapan da insanın kendi kanı olunca daha da ağır geliyor. Ben bu halde buralarda kalamam artık. Herkes oğluma yüz çevirecek. Ben de gönül rahatlığıyla ortalıkta dolanacağım baba diye. Olacak iş mi bu? Artık bunun elle tutulur yanı kalmamıştır. Atadan babadan miras kalan, alın teri döktüğüm toprakların payıma düşenini alıp aşiretten ayrılacağız. Buna izin veremem Zinar. Abi, o zaman bizi temelli yok sayacaksın. Ya da Cihan aşiretin içine tekrar kabul edilecek. Hayır. Öyle yaparak beni de kaybediyorsun oğlum. Amca. Sen benim için baba yarısısın. Bende emeğin çoktur. Ama ben bu konuyu dün gece kapattım. Bir daha da açmaya niyetim yok. Kusura kalma. Öyle mi? Demek herkes son sözünü söyledi. Bu yaptığın doğru mudur oğul? Baba, gördün işte. İki atı bir kazığa bağlayamıyorsun. Eğer amcam da gitmeye niyetlendiyse yollarını bağlayamam. Ağam, nereye gidiyorsun? Kahven yapılıyordu. İçip de gitseydin. İçmem Kevser. Bu artık kahve değil, zehir olur bana. Sen de hakkını helal et. Bundan böyle ayrı yollardayız. Neler diyorsun Zinara? Hiçbir şey anlamamışım. Bunu Boran ağanıza sor. İstanbullu karısı uğruna aileyi hiçe sayıyor. Ya valla. Ne ettiysem ben Narin'i yatağından çıkaramadım ya.
Oğlum hasta falan olmasın, ateşine baktın. Yok ana, ne ateşi? Babasına kafası takıldı ya. Yüreği yanıyor kızın. Dur bir ben bakıp da geleyim. Kızım, haydi içeri gel de bir iki lokma bir şeyler ye. Yok ana, istemiyorum. Ayağa kalkacak dermanım yok nedense. Ben bilirim senin için de yanan kuru. Ama böyle etme yavrum. Kendini hırpalama. Ne yapayım ana? Babamın o hali, yüzüme bile bakmaması gözümün önünden gitmiyor ki. Kıyamam yavrum. Yat da dinlen madem. Sıkıca da ört üstünü. Üşüdüm. Ha kızım. Kolay gelsin anne. Sağ ol gelin al. Kalkmasaydım, seslenseydim ben gelirdim. Tek başıma oturmaktan canım sıkıldı. Ayşe'yi de göremiyorum uzun zamandır. Bir bakayım dedim. Emine, bırak o kahveyi. Emrin olur hanım ağam. Dışarıda millet birbirini gırtlaklıyor. Aşiret bölünmüş, tel tel olup kırılıyor. Lal olsaydı dilim de bu berdele evet demeseydim. Oğlum yüzünü hiç görmeseydi keşke. Kahrolası kara sevdaya tutulmasaydı keşke. O kara sevda yüzünden bir candan olduk. İkincisinin de ne getireceği belli. Bittiyse gidebilir miyim? Sıla, iyi misin? İyiyim. Bir ihtiyacın mı vardı? Yok, sıkıldım. Ayşe'ye bakayım dedim. Uzun zamandır ortada gözükmüyor da. Sen iyi olduğuna emin misin Sıla? Yoksa canını sıkan bir şey mi oldu? Yoruldum biraz. En iyisi odama gideyim. Sıla. Sıla. Ne oldu sana? Tamam Sıla. Ağla. Belki rahatlarsın. Ama anlat, kim ne yaptı sana? Bütün bu yaşattıklarına rağmen dayanacağım. Çocuğumu burada, babasının evinde dünyaya getireceğim. Pes ettiremeyecekler beni. Bu gözyaşlarının sebebi kim? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir öfke anlamıyorum. Sanki olan bütün kötü şeylerden ben sorumluymuşum gibi davranılıyor. Bitecek Sıla. Bu gördüğümüz kabus bitecek. Ne tuhaf değil mi? Birileri benim günlerimi sayıp öldürüleceğim anı beklerken ben yeni bir can dünyaya getirmeye çalışıyorum. Böyle konuşma ne olur Sıla. Ama gerçek bu. Maalesef yaşanılan gerçek bu Bora. Hayır değil. Belki onları değiştiremeyeceğim ama bu gerçeği değiştireceğim Sıla. Sana inancım olmasa yaşadıklarıma katlanamazdım.
her şey yalanmış deyip mücadeleyi bırakırdım. Ama sana inanıyorum. Öldürülmeyeceğime. Zeyşan'la el ele güvercin yavrularını besleyeceğime inanıyorum. Sen de bana inan oğlum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Bundan böyle ne bu topraklara, ne de bir aşirete bağlıyız. İstersek arkamıza bakmadan gidebiliriz. İstersek burada kalıp yaşarız. Anlamadım baba. Amcanla konuştum. Genco aşireti bu saatten sonra bölünmüştür. Artık ne toprağımızı sürerken, ne töremizce hüküm verirken kendimizden başkasına danışmayacağız. Hesabımız da kitabımız da kendimize bundan böyle. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum baba. Her evin bir delisi vardır. Bizimki de sensin, ne yapalım? Sen benim kanımsın. Benim canımsın. Senin olmadığın yerde benim de işim yok. Sen de beni ayrı düşünenlerde kabahat. Senin için bütün aşiretleri yakarım. Yine de seni yalnız bırakmam. Şeyh Suvarlarla Azarların peşine taktığım adamlar bu sabah beni aradılar ağam. Diyorlar ki iki aile de İstanbul'a göç etmiş. Değil İstanbul'a, Fizan'a da gitseler bulacaksınız onları. Bunun hesabını vermeden peşlerini bırakmayacaksınız. Tamam ağam, anlaşıldı. Toprakları sıla almadığına göre sen bu olanları neye yoruyorsun Şivan? Vallahi ağam, pek hayra yorulacak bir iş değil bu. Öyle görünüyor ki biri kuyunu kazmaya çalışıyor. Eğer bu tahmin ettiğim kişi ise o kazdığı kuyuda onu boğacağımı da biliyordur herhalde. Şivan, Ayşe nerede? Görünmüyor bayağıdır. Ağam, bilirsen eve getirdiydim. Ama Hamdi karım diye kapıya dayanınca... Sözün kısası gene yapacağını yaptın. Ayşe'yi o adamın ellerine teslim ettin diyeyim. Yok ağam, vallahi bu sefer kesin boşatacaktım. Ama... Aması ne Şivan, konuşsana. Ama Firuz ağam zorla verdirdi Ayşe'yi Hamdi'ye. Onun yeri artık kocasının yanıdır deyip... Elimi kolumu bağladı ağam. Ağam, kadın halimle söylemek bana düşmez ama ben diyorum ki hazır aşiret bölünmüşken varidat, toprağın kârı ne olacak? Buna bir çare bulmazsan ağam, bölünüp ufalıp ufalıp biteceğiz. Bir de Boran ağaya çok şaşırdım. Amca demek, baba yarısı demek. Böyle bir kararı nasıl alır onu hiçe sayaraktan? Bunun bir orta yolunu bulup halletmemiz lazım bunu. Verilen kararların geri dönüşü yoktur. Zidan nasıl oğlunun arkasında duruyorsa, ben de oğlumun arkasındayım. Bir çıkışı vardır ağam. Çıkışı vardır da bu aşirette o yiğitliği gösterecek erkek nerede? Bu dediklerini önce kulağın duysun kadın. Sonra da şükret ki hiç kimse duymasın. Bu aşirete her şeyi yapacak kişi yalnızca Boran'dır. Kaç
Hayırdır ağam? Evine gelene hoş geldin denir amca. Kusura kalma ağam, şaşırdım da. Buyurun buyurun. Keşke haberim olsaydı ağam. Böyle kuru kuru olmadı. İzzet ikrama değil, Ayşe'yi görmeye geldik amca. Nerede Ayşe? Mehmet Emi hastaydı ya. Oraya kadar gittiydi. Geleceğinizden haberi olsaydı çıkmazdı hiç. Ben kendimi bildim bileli hastadır Mehmet Emi. Acelemiz yok Şivan. Biz de bekleriz. Araç hazır efendim. Tamam, bunları götürebilirsin. Nerede kaldın Kenan? Dava ancak bitti. Nasıl geçti peki? Kötü. Burhan o kadar hırslanmış ki en küçük bir açığı bile gözden kaçırmamış. Şirketin bütün faaliyetlerini izlemiş. Azad'ın şu yanlış makine alımlarını anlatmıştım sana. Evet. Sonra Celil'in kumar oynaması. Celil? Sıla'nın babası. Aa, adam kumar mı oynamış? Evet. Önemli bir şey değil ama bütün bunları hakime anlatmak mümkün olmadı tabii. Sade bu kadar da değil. O Midyat'taki gereksiz toprak alımları. Sonra Sıla'nın kaçırıldığında çıkan çatışma. Anlayacaksın, defter çok kabarık. Yani şu durumda Sıla mirası har vurup harman savuran, yönetemeyen bir miras yedi. Burhan'sa vefalı, aile şirketinin çıkarlarını korumaya çalışan, haksızlığa uğramış bir akraba. Durum kötü yani. Neyse ki iyi giden şeyler de var. Edip hayati tehlikeyi atlattı. Ah, çok şükür. Neyse, şimdi düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. Evet, biraz daha oyalanırsak uçağı kaçıracağız. Emre hazır mı? İnanmayacaksın ama çoktan hazır. Ya. Hı hı. Hadi. Çıkalım o zaman. Bedar, durumu nasıl? Hala odasından çıkmadı. İyi ya, varmayın üstüne. Ya ne yapalım? Kendi haline bırakalım. Ya Bedar kolay mı? Babası kızın yüzüne bile bakmamış ya. Allah Allah. Bakmaz tabii. Ya ne çabuk unutuyorsunuz. Hakkımızda hüküm var. Ölüm kararı var. Ne bekliyordunuz anlamıyorum ki. Ya anlayacak bir şey yok. Her şey ortada. Hasta ziyaretinin makbulü kısa olanıdır Hamdi. Bu kız nerede kaldı? Hiç merak etmişsin. Ben biraz dışarı çıkayım. Halledecek birkaç işim var. Sen burada kal Şivan. Senin kapıya kadar gelmene gerek yok Hamdi. Ben az sonra geleceğim zaten. Şimdi söyle bana Hamdi. Ayşe nerede? Ziyarete gitti dedim ya abi. Thank you.
Ayşe, Hamdi mi yaptı sana bunu? Hemen gel. Hamdi! Hamdi! Çık dışarı! Ağam ne oldu? Ne oldu ağam? Hamdi çabuk çöz kızı. Derhal çöz. Çabuk! Abi. Abi. Ağam, ağam izin ver öldüreyim bu hayvanı. Tamam Şiva, sen Ayşe'yle git. Hadi. Seninle işim daha bitmedi Hamdi. Elimizdekileri iyi değerlendirmek gerek Dilaver. Unutma ki biz ne kadar büyürsek Boran o kadar küçülür. Hemen İbrahimlere uğrayın, toprakların fiyatını öğrenin, alımlara başlayalım. Abi, babam toprak aldığımızı biliyor mu? Dedim ya sana oğlum, bundan gayrı arkamızdaymış işte. Ya öyle ama toprağı bilmiyor değil. Bunu da bilmesin, gereksiz detaylarla adamı yormayalım. Yaşlandı işte. Tamam abi. Sen öyle diyorsan öyledir. Abi, ben İbrahimlerle konuşmaya gideyim de onların arazileri Sıla'nın aldıklarıyla sınır değil mi? Ne güzel işte. Gelin ağamız özlemez bizi, yan yana oluruz. Hadi Ayşe. Sen odaya git. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen gelmeydin. O canı beni öldürmeden rahat etmezdi. Geçecek Ayşe. Bunların hepsi geçecek. Bütün yaralarını saracağız. Artık yanındayım. İstemediğin hiçbir şey kimse sana yaptıramayacak. Allah senden razı olsun ağam. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yalnız Ayşe, senden bir ricam var. Ağam, söyle yoruna kurban olayım. Yok Ayşe. Sıla senin bu halini görürse çok üzülür. Ağam. Ben birkaç gün gözüme hiç gözükmem. Sen hiç meraklanma. İyileşene kadar. Oğlum. Ya böyle artık oturmaktan vazgeçmemiz lazım ha. Bu pineklemek nereye kadar yani? Artık biz de işlerin başına geçsek, bir ucundan tutsak hiç de fena olmaz hani. Ya Vazar. Sıla bize İstanbul'da bir şeyler göstermişti. Hani bir Mardin, Midyat'la ilgili proje mi vardı, bir şeyler vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabii ki baba, biliyorum onları. Ya sen onları bana baştan sona bir anlatsan oğlum ya. Tamam baba bak. Şimdi o aldığımız arsa. O satın aldığımız toprakları fabrikalara kuracağız. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır?
Ya ne konuşacağız Bedar fısır fısır ya? Allah Allah, bir şeye de burnunu sokma. Oğlumla dertleşiyoruz, görmüyorsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Baba oğul dertleşiyorlarmış. Hepsinin de afrası tafrası ayrı. Hanginizin tepine göre oynayacağım şaşırdım. Kapı çalıyor, kapıya bak Bedar. Hele kim bu gelen? Açınca göreceğiz Celil. Allah Allah. Azat yavaş oğlum. Ay Hatice'm, hoş geldin. Hatice'ymiş. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Döndüğünüzü duyunca bir görmeye gideyim dedim. İyi ettin anam. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen de olsun. Oh, çok şükür. Çok sevindim seni gördüğüme. Hoş geldin Hatice teyze. Hoş bulduk. Baba, ben bir narine alayım. Tamam oğlum. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Nasıl, Ahmet Ağa nasıl, iyi mi? Sağ olasın Celil, iyiyiz, hamdolsun. Ya Bedar, güzel bir şekerli kahve yapsan da içsek değil mi? Misafirimiz de var. Allah Allah. Celil, yatmasına yapayım da. Tamam. Komşum kusura bakma, hiç kahvemiz kalmamış da. Olsun komşum, az kahveni içmedim. Allah ömür verse de yine içeriz kahveni nasıl olsa. Ah Hatice, ah. Kendi memleketimizde sürgün ettiler bizi. Ne yüzümüze bakan var, ne paramızla ekmek veren var. Kaç gündür neler çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Üzülme komşum, her şey bitecek Allah'ın izniyle. O fikirsizlerin tavırlarına da aldırma. Hiçbiri senin benim gibi başını yastığa koyunca rahat uyumuyordur. Doğru diyorsun Hatice'm. Doğru diyorsun da. Hepimiz aynı toprağın insanıyız. Aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Ama derler ya işte, insanlar kısım kısım, yer damar damar. Ağam, vallahi bu oğlanın bize kastı var. Ne desek aksini yapıyor. Gene ne oldu Kevser kadın? Ne olacak? Ayşe'yi Hamdi'nin yanına verip evine gönderdik. Bizim Boran da gitmiş, Ayşe'yi almış oradan buraya bizim eve geri getirmiş. Ne demek geri getirmiş? Hayırlı günler baba. Aha, kendine sor. Niye getirdin Ayşe'yi? Vicdanını sızlayacağına, bir de benden hesap mı soruyorsunuz? Kocası olacak adam Ayşe'yi koruyup kollayacağına, zincire vurup sabah akşam işkence etmiş. Ne? Elleri kırılsın inşallah. Bak sen şerefsize. Bir de bana söz verdiydi. Ben ona bunun hesabını sormaz mıyım? Sorulacak bir hesap kalmadı baba. Ben hallettim onu. Bundan sonra o eve gitmeyecek. Hamdi'den de boşanacak. Bu dediğin olmaz oğlum. Aşiretimizde bugüne kadar görülmüş şey değil öyle boşanma falan. Hamdi'nin kulağını bir kez daha çekeriz, korkar dövmez Ayşe'yi. Boşanma moşanma olmaz. Eski köye yeni adetler getirme Boran. Demek ki hepimiz bir ilke şahit olacağız. Çünkü Ayşe Hamdi'den boşanacak. Gördün değil Celil. Hala vicdanının gözüyle görenler kalmış. Bak Hatice'ye. Ne karar dinlemiş ne hüküm. Ne de işiteceklerini aldırmış. Kalkmış gelmiş çalmış kapımızı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak iyi ki komşun geldi de birazcık yüzün güldü Bedar. Bedar, ben gidiyorum şimdi, biraz işlerim var, tamam mı? Ya Celil bak ne diyeceğim. Bu böyle olmayacak. Toptan aç kalacak değiliz ya. Bir Diyarbakır'a varsan diyorum. Bedar, çözümü başka yad ellerde aramayacağız, tamam mı? Onların istedikleri de bu. Bizi kendi memleketimize yabancılaştırmak. Ama onların oyunu bozacağım. Sen hiç merak etme, Celil bir çözüm bulacak bu işlere. Ya kimdir? Hayırdır inşallah. Bir bakayım. Hatice, hayırdır. Varını verin, utancı olmaz komşum. Allah ne verdiyse paylaşır, bu günleri de atlatırız. Allah razı olsun Hatice. Varlık içinde yokluk çektiriyorlar bize. Elden gelen bu komşum. Bizim beyin işi yok. Oğlan da açtığı dükkanın hakkından gelemedi. Çok sağ ol. Hepimizin durumu malum. Allah kimseye yokluk göstermesin. Hatice,
Ahmet Ağa'ya da, oğluna da söyle. İsterlerse benim yanımda işe başlayabilirler. Onlara uygun bir iş ayarlarım yani. Çünkü yakında burada çok şey değişecek, tamam mı? Allah sizden razı olsun Cilli Efendi. Senden de. Kan sağlıcakla. Sağ ol Hatice. Dede. Yo, ben de gidiyorum, işlerim var. Ya Celil, sen nereye Allah aşkına? Ya dedim ya, işlerim var. Hem de çok önceden yapmam gereken işlerim vardı. Şimdi Hatice söyleyince hatırladım. Onu bugün halledeceğim inşallah. Yakında çıkacak kokusu. Senin ne işin var bu saatte? Sizi özlemiş olamaz mıyım? Evde halledecek bir iki işim vardı. Onun için geldim. Gelmişken sizi de göreyim istedim. İyi yapmışsın. Siz nasılsınız bakalım? Rahatınız yerinde mi? İyiyiz. Kızım da ben de iyiyiz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu sadece umudum. Niye güldün? Yok bir şey. Hadi söyle, niye güldün? Peki cinsiyeti ne zaman belli olacak? Bilmem. Geri mi dönüyorsun? İşlerim var anne. İyi. Uğurlar ola. Ana. Bana surat asma. Doğru olan neyse onu yapmaya çalışıyorum. Bu eziyetleri kızının yaşadığını düşünsene. Kızımın nasıl yaşadığını biliyorum sanki. Herkese kol kanat geriyorsun da kendi bacından haberin yok. Narin gayet iyi. Ne eziyet çekiyor ne de horlanıyor. Hiç merak etme. Özledin kızını değil mi ana? Özlemem mi oğlum? Şunun şurasında 3 adım ötemde oturuyor ama yüzüne hasretim yavrumu. O da beni soruyordur da he. Özlemiştir herhal beni. 3 adım ötende ama aramızda ne aşılmaz duvarlar yükseliyor. Tamam ana, üzme canını. Yakında kavuşacaksın kızına. Ama şunu unutma ana. Sıla'nın taşıdığı da bir can. Onun da özlediği, hasretini çeken bir anası var. Yaptıklarınıza maruz kalmayı hiç hak etmiyor. Merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba Ahmet. Aşu, yeğenim bir çay ver. Merhaba. Yuran dayı nasılsın, iyi misin? Arif Ağa sen nasılsın? Ya gözün aydın, senin oğlan askerden dönmüş. Artık bir iş bulur, evlendirirsin değil mi? Hasan Ağa, ya senin oğlanları da gördüm dük kahvede. Onlara güzel bir iş ayarlasan da çalışsalar daha iyi olmaz mı? Böyle senin gibi kahve köşelerinde sürünmekten kurtulurlar. Celil Efendi, bizim işimiz yok ama namusumuz, şerefimiz var elhamdülillah. He, doğru söylüyorsun Hasan Ağa. Ben bu memleketin en namussuz adamıyım, niye? Ben çünkü oğlumu öldüremedim. Ben bu memleketin en şerefsiz, en haysiyetsiz adamıyım. Çünkü ben kızımı öldüremedim, gelinimi öldüremedim.
İstediğiniz bu değil mi? Ben de ar namus haya ne gezer? Ben çünkü kızımın karnındaki bebeği öldüremedim. Ama sen olsan kızlarını gözünü kırpmadan alnının ortasından vurursun değil mi? Vurursun tabii. Ya sen Arif Ağa? Sen öldüremezsen ne yaparsın? Verirsin torunun eline silahı, o öldürür değil mi? Torun mapushaneye, sen kahvehaneye. Ne oldu? Mesele oldu bitti değil mi? Halledildi her şey. Tabii ki haklısınız. Ben bu memleketin en namussuz adamıyım. Tabii ki benimle konuşmayacaksınız. Niye konuşacaksınız ki? Haydi ulan! Hayrolsun. Harun, hayırdır oğlum? Yoksa Sinan'a bir şey oldu? Yok Beder ana, telaş etme. Gelin ağamın sağlığı yerindedir maşallah. Hem ben başka bir şey için geldim bana. Gir oğlum gir, kapı ağzında kalma. Azat, yeter artık amma üsteledin ha. Canım istemiyor diyorum. Ya Narin'im iyi güzel söylüyorsun da akşamdan beri boğazından bir lokma bir şey geçmedi ya. Hatırım için, ye şundan bir lokma bak. Azat, içim almıyor. Zorlama artık. Harun. Senin ne işin var burada? Buyur bacım. Orhan, hala nereye gittiğinizi söylemiyor musun? Biraz sabret abay. Çok az kaldı. İyi. Öyle olsun bakalım. Hadi bacım, içeri gir de bir gören olmasın. Burhan, daha çok var mı? Daha yapılacak çok şey var abay. Anlamadım. Burada yaşayan insanlar için yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. Artık can taşıyan hiçbir kadının çocuğunu kaybetme korkusu yaşamasını istemiyorum. Bir doğum kliniği açacağım. Yer bakmaya gidiyoruz. Gerçekten mi? Burhan, siz böyle güzel düşündükçe çok güzel şeyler olacak. Yalnız Sıla'nın bundan haberi olmasın. Sürpriz olacak. Tamamdır. Sen merak etme. Hoş geldin Sanım abi. Sağ ol. Hoş geldiniz hanım ağam. Sağ ol Sultan kadın. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür. Firuze ağanın durumu nasıldır? Pek iyi sayılmaz bugünlerde. Rahatsızlandı ama gene de iyi sayılır. Çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sağ olasın. Demin de Narin eve girerken gördüm. Yetişip konuşayım dedim ama pek bir telaşla giriverdi. Ne işi var Narin'in burada? Yanlış görmüşsündür. Yanlış şey olur mu? Ben Narin'in bebekliğini bilirim. Yanılmışsın Sultan kadın. Benim görülecek işlerim var. Sağlıcakla kal. Ey. Narin. Ana. Narin'im, yüzünü gördüm ya artık, ölsem de gam yemem. Anam, kokusuna hasret kaldım. Kızım. Thank you.
Öyle mi? Baba. Ulan oğlum sen ne geziyorsun lan burada? Sen İstanbul'da değil miydin? Kaçtın değil mi? Yürü ula. Tepemi attırma yürü. Ağam müsaaden var mı? Gel Hüseyin. Hoş gelmişsin. Ağam geçmiş olsun. Halini hatırını sorayım. Bir ihtiyacın var mı diye geldim. Sağ olasın Hüseyin. Yatağa düşmedik. Çok şükür ayaktayız hala. Estağfurullah ağam. Benim aklı evvel bacım hanım ağamın dediklerini yanlış anlamış belli ki. Ben de telaşa düştüm işte. O ne demek Hüseyin? Neyi yanlış anlamış ki? Bacım çarşıdan dönerken Keser Hanım'la Narin'i görmüş bağ evinde. Hanım ağam da sizin hasta olduğunu söyleyince ben de bayağı hastasın sandım. Hani Narin bacım gelmiş ya ondan şey sandım. Bir ürün var ağam. Babam nasıl? Saldı saati yerinde. Nasıl olsun kızım? O günden sonra eli ve öründe dolanıp duruyor. Baba. Ben sana görmeyeceksin, unutacaksın demedim mi kadın? Etme ağam. Baba. Kulun olayım yapma. Dokunma bana. Ne törenin hükmünden korkuyorsunuz, ne de benden öyle mi? Ağam. Baba! Baba! Ne oluyor ağam? Baba kurban olayım aç gözünü. Çocuklar! Yetişin ağaya bir şey oldu. Baba. Baba. Bırakma beni. Bırakma baba. Baba bırakma. Yürü ula kaçak efendi. Ya baba ben gelmem. Anam kemiklerimi kırar valla. Öyle mi? Ula İstanbul'dan buraya kaçıp geliyorsun korkmuyorsun da ananın dayağından mı korkuyorsun? Kafanı yorma. Bir iki tokat atar bırakır seni şimdi. Yürü ula yürü. Ağam ne olur inat etme de seni hastaneye götürelim. Sana bir hal olacak diye ödüm kopuyor. Duy da inanma. Korkuyormuş. Neden sözümü çiğnedin o halde ölümüm sizin elinizden olacak. O nasıl söz ağam? Ağzından yel alsın. Allah esirgesin. Uzun etme. Beni eve götür. Öleceksem evimde öleyim. Sen de Boran'ı ara. Hemen eve gelsin. Başla hanım ağam. Hala yürü. Bedar! Ya Bedar! Ya bir bak hele ne oldu? Ya Celil niye içeri girmiyorsun? İşlerim yarım kaldı. Ne? Bak sana kimi getirdim? Oy anam kurban olsun sana. Oh eminim. Lan sen nasıl geldin buraya? Ablan nerede? Otobüse binip geldim. Evden gizlice çıktı. Ablamın haberi yok. Emir lan ya başına bir şey gelseydi. Dilan'ım meraktan ölmüştür şimdi. Oh Emir ah. Siz nasıl beni bırakıp da buralara geldiniz? Asıl sen. Söyle ben nasıl bırakıp da buralara geldin? Ne olsun baksana oğlum kimler teşrif etti evimize. Oo, hoş geldin Emir. Ne o yalnız mı geldin? Yalnız geldim tabii. Yok onu sormuyorum ben yanından misafir falan yok mu? Hani bir dahaki sefer yanında birkaç kişi getir. Yatacak yerimiz var çok şükür değil mi? Ah azap. Kaçırma eşeğin aklına karpuzun kabuğunu. Hele okullar yaz tatiline gitsin. Bu seyidi alıp buralara kaçıracağım. Ha. Görürsünüz siz. Ha o zaman şenligimiz tam olur yani. Kırpo. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Anasını kanıyorsun. Narin. 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 Kızım ne oldu? Narin, Narin. Kalk bizim. Ne oldu kızım? Hepsini mi sen? İçeri götür Bela. Narin. Kızım ne oldu? Bir şey mi yaptılar? Kızım ne oldu sana? Yürü. Oh.
Baba, nasılsın? İdim başımda. Rahat bırakın beni. Tamam baba. Biraz sakin ol. Doktor neyin olduğuna bir baksın. Senden doktor isteyen oldu mu? Önce yıkın, sonra yapacağım diye çabalayın. Tamam baba. Bunları sonra konuşuruz. Hadi doktor seni bir muayene etsin. Korkmayın, kolay kolay ölmem ben. İç narinim. Nasıl, biraz daha iyisin? Buralardan kaçtık. İstanbul'da sürgün olduk. Şimdi gene Midyat'ta. Bu sefer de burada tutsak gibiyiz. Tören hükmü bu sevdaya geçmese de. Ha, güzel olabildiğin her yerde. Nerine? Vazgeçmeyeceğiz. İyi dersin de Azad. Biz nerede yaşayacağız? Şöyle bir gönül rahatlığıyla sokakta yürüyüp, bayramlarda el öpmeye, düğüne cenazeye nasıl gideceğiz? Anam babam benim cenazemi yıkarken mi okşayacak saçlarımı? Yok Azad'ım, yok. Biz ne yaparsak yapalım, ölümü yenemeyeceğiz. Biz yok olmadan rahat bir nefes alamayacak bu töre. Hapsolmuşuz biz. Kendi toprağımızda tutsak olmuşuz. Yok Narin'im. Biz kendi memleketimizde tutsak olmayacağız. Ya biz nelere göğüs gerdik? Hiç gücümüz yokken omuz omuza verdik. Şimdi güçlüyüz. Bak gör, buralarda çok şey değişecek. Çok şey. Azat, de haydi oğlum, geç kaldık. Geldim baba. Bakar mısın? Hepsi senin yüzünden. Sen bu eve geldiğinden beri bu evde ne dirilik ne de düzen kaldı. Sen burada Firuza'nın evinde yaşıyorsun. Ama evin kızı Narin babasından, töreden bucak bucak kaçıyor. Ama sen istesen de hiçbir yere kaçamayacaksın. Ya şimdi bu fabrikaların hepsi yapılacak mı? Sıla Hanım ani bir kararla toprak alımını durdurdu. Ama önceden alınanlar üzerindeki bina inşaatları için ön hazırlıklar sürüyor. Dedim ya baba, işe sağlam giriyorlar. Vallahi sağlamlığı belli. Tankla topla yıkılacak gibi değil yani. Ya aslan kızım benim ya. Azat, oğlum ben postayı buraya seriyorum. Artık işlerin başına geçme zamanı geldi değil mi? Tabii baba, anamın dırdırından da kurtulursun ha. Ya ananın dırdırını boş ver de. Vallahi becerebilirsek bütün marabalar kurtulur yani. Size dikimlerle ilgili bilgi vermemi ister misiniz? Ya fakat bir de o iş var değil mi? Ya tabii baba, yoksa fabrikalarda ne işleyeceğiz? İki aydır ağaç ekimleri devam ediyor. Bu iş için civar köylerden 200 tane tarım işçisi alındı. Marabanın adı şimdi tarım işçisi mi oldu? Sigortaları yapıldı. Onlar artık birer tarım işçisi. Vallahi de bize bu yakışır değil mi? Yani. Azal. Oğlum siz de bir marabanın çocukları olduklarınızı unutmazsınız herhalde. Yok baba, neden unutalım? Belli olmaz oğlum, para girdiği yeri bozar. Yaşayıp göreceğiz yani. Göreceğiz baba. İşçiler geldiler. Geldiler mi? Evet. Daha edin. Bakalım. Selamun aleyküm. Ya bu kız kimin? Benim kızımdır ağam. Ya bunun burada ne işi var? Ağam, anası hasta. Çok para lazım. Bir tane kardeşi var. O da şehre boya yapmaya gitti.
Hem benim kızım ağam pek çok ondan daha iyi tohum ek ya. Şimdi bu akşama kadar tohum ekecek, buradan gidecek eve, anasına yardım edecek. Bulaşıktı, çamaşırdı. Doğrudur ağam. Başka ne yapsın ki ağam? Vallahi bu vicdan işi değil yani. Kızım senin adın ne? Dilan. Dilan mı? Sen bana karşı mı geliyorsun? Çabuk ol sakladığını çıkar. Celil yapma. Sen saklamadın ki. Çıkar gördüm gözümle. Baba sen annem yapma. Ses sesini. Baba yapma baba. Yapma Celil. Beda çekil arada. Buna ötekileri de çıkar. Kemiklerini kıracak mı haberin yok. Baba kurban olam yapma. Kes sesini. Baba ne olur yapma. Celil delen artık gider. Benim tepemi yaptırma ya. Yeter artık. Yapma. Benim tepemi yaptırdınız. Bundan sonra okul mu okul yok anladınız mı? Ya bu kızın okulu mu okulu yok mu? Ağam yaşı geldi geçti vallahi. Karar veremedik ağam. Okula mı gitsin yoksa evde kısmetini beklesin? Ya ağa deyip durma ha. Ağaya benzer bir tarafın var mı? Arkadaşlar biz buraya büyük bir yatırım yapacağız tamam mı? Bizim işimizde ağalık, marabalık yok. Çalışan herkes alnını, terini, karşılığını alacak tamam mı? Yakında burada bir ton adam çalışacak. Değil mi mühendis bey? Evet Celil bey. Gerçekten çok insan ekmek yiyecek. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Bizimle çalışmak isteyen kişiler çocuklarını illaki okula göndermek zorundalar. Bu Sıla Hanım'ın birinci şartı. Ağam, okul masrafı çok ağır. Vallahi altından kalkamayız ağam. Ya her şeye itiraz ediyorsun. Masraf konusunda endişeye mahal yok. Sıla Hanım okula giden her çocuğun masrafını karşılayacak. Madem ki masraf yok ağam, çocuğumu okula kaydeder miyim? Tabii. Sıla Hanım'dan Allah razı olsun. Sağ olun senden de. Hem bu dediğin sadece sizin için değil ha. Bütün midyat için geçerli. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar hepimizin yolu açık olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun. Haydi. Azar. Başka ne var oğlum? Ya iş makinalarına da bakalım o halde ha. Arka tarafa gidelim. Ya haydi. Abi böyle devam edersek yakında amcamlardan çok toprağımız olacak ha. Bizim derdimiz amcam değil aslanım. Buralarda adam yerine konmak için toprak sahibi olmak gerek. Ha, doğru söylüyorsun abi. Ha bu arada sakın kimsenin haberi olmasın. Toprakların kimlerin aldıklarını merak edip çıldırsınlar. Meydana çıkınca babama ne diyeceğiz? Hele bir vakti gelsin. Ben bir yolunu bulurum. Hem fena mı aslanım? Bire bin katıyoruz. Hayta gibi ortalıkta yayınmıyoruz ya. He, babam da az kurt değildir ha. Bence biliyor fakat bilmezden geliyor. Bizim işçiler nerede? Vallahi abi buradan ayrılan soru Celil Efendi'nin yanında alıyor. Adam bunca aylık düzene karşı geliyor. Hem daha çok para veriyor. Hem de işçiler sigorta ettiriyormuş. Bugün çok para veriyorlar ya. Sonra bu topraklardan kaldırdıkları ürünleri beğenmeyip kâr etmezlerse ne yapacaklar? Bunları aç bırakacaklar. Sonra çekip gidecekler. Niye? Çünkü onlar şirket. Biz aşiretiz. Biz hancıyız. Boran Ağa gibi birçok ağayı, Özdemirler gibi birçok şirketi göndeririz. Biz sonuna kadar buradayız. Ağam. Ağam. Aman izin ver ağam. Ne oldu oğlum? Ne izni? Ne diyorsun hadi? Anlat da bilelim. Mustafa'nın bu işi yapamayacağı belliydi ağam. Ama aile meclisi böyle karar verdi. En büyüğümüz olduğu için bacımı öldürmek abimin görevi. Ama yapamayacak. Eğer izin olursa onun yarın bıraktığı işi ben yapmak isterim ağam. Toprağımız senindir. Kaderimiz senin ellerindedir. İzin ver, yüzümüzü yerden kaldırayım ağam. Oğlum, durduğun hata. Okumuş takımı anlamaz törenin gereğinden. Biz de okul okuduk ama hayatı törelerden öğrendik. Aslımızı hiçbir zaman unutmadık. Hüküm böyle sürdü, bundan böyle de öyle olacak. Doğru dersin ağam. Sen şimdi git, gereğini yap. O Mustafa'yı da sonra bana getir. Yanına iki adam vereyim, silahın var. Erkek adam silahsız olur mu ağam? Aferin Yiğit. Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Unutma. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Hadi bakalım.
müsaade var mı? Buyur Mustafa, ne vardı? Vaktim varsa bir müşkülümü anlatacaktım da. Hadi gel, içeri geçelim. Anlat bakalım Mustafa, otur. Yapamam ağam. Kardeşimin saçlarının kokusu hala burnumda. Anam kendi elleriyle örerdi saçlarını. Ben öyle bir kenarda oturur onları seyrederdim. Daha çok küçük. Yapamam ağam. Ne diyorsun sen Mustafa? Tek istediği okumak. Ben okul okuyorum diye bana özendi ağam. Evden kaçmış. Yoksa bir namussuzluğu yoktur. İstersen beni vur. Kılımı kıpırdatmam. Ama ben kardeşime kıyamam ağam. Karara karşı çıkıyorum diye isyan ettiğimi sanma ağam. Ama yapamam. İsyan et Mustafa. Sen okumuş adamsın. Eğer sen de susarsan kimse konuşmaz. Hayır de ki bunca yıldır yanlış giden şeyler artık düzelsin. Allah Allah. Ayşe değil mi? Ayşe, ortalıklarda böyle dolanma. Gelin ağam seni böyle görmesin. Hayırdır gelin ağam? Emine, Ayşe'yi gördüm sanki. Yok gelin ağam. Ayşe'nin burada ne işi var? Yanlış görmüşsün herhal. Ayşe. Kerem ağam. Ne oldu sana? Kerem ağam. Tamam geçti. Hadi gel. Torunumu ben kendi ellerimle yetiştireceğim. Töreleri, geleneklerimizi, örfümüzü, adetimizi ezbere bilecek. Sözü kılıçtan keskin, bileği demirden ağır olacak. İstemem. Ondan olacak çocuk. Hayırsız, uğursuz olur. Ne olursa olsun. Kendi kanımızdandır. Hele erkek olursa, burandan sonra aha olacaktır. Benim bebeğim kız. Benim bebeğim kız. Ah Mustafa, keşke evdekileri yapamam demeden önce bana gelseydin. Ağam inşallah geç kalmamışızdır. Bizim Ali hiçbir şeyin önünü sonunu düşünmez. Hemen de galeyana gelir. Onun yerine düşünecek o kadar çok insan var ki. Ah Cihan, ah. Nereye kaçacağını sandın? Ben Mustafa'ya benzemem. O kanı kaçacak, anladın mı? Ya yetişin! O kanı kaçacak! Bırakın beni! Ben bir şey yapmadım. Ölmek istemiyorum. Yetişin! Ali! Bırak kızı! Ağam, engel olma. Bu bizim aile şerefimiz. Hüküm verilmiştir. Yerine gelecek. Yoksa ben kendimi öldürürüm. Ölmek istiyorsan sen bilirsin. Ama Berrin yaşayacak. Bırak şimdi kızı. Ali! Ne yaptı da kıyacaksan bacına? Hiç mi vicdan yok sende? Bırak dedim kızı. Bu kız benim himayemde. Siz de çekilin. Ağam. Hüküm verilmiştir. Yerine gelecek. Törelerimizde başka da mümkünü yoktur. Atalarımın sözünü çiğneyelim. Burada bir tek benim sözüm geçer Ali. Bunu da herkes bilir. Berrin benimle gel. Bak söylediklerimi unutma. Bundan böyle benden habersiz bir adım bile atmayacaksın. Allah senden de Boran ağamdan da razı olsun gelin ağam.
Ben de bir aşiret çocuğuyum savcı bey. Bu törelerle büyüdüm. Ama can almadan yıllarca hüküm sürdük bu topraklarda. Hala ailelerin sert kuralları yüzünden hayatını kaybeden insanlar var. Ben elimden geldiğince herkese kol kanat germeye çalışırım. Ama ya haberim olmayanlar, duyduklarım. Onları kim koruyacak? Tabii ki devlet. Burada devletin adaletine güvenenden çok kendi sistemlerini korumaya çalışan insanlar var Boran Bey. Hassasiyetinizi anlıyorum. El birliği içinde olursak daha çabuk sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Bu topraklarda adaleti sağlayıp daha fazla insanın kurban gitmemesi sistemli bir çalışma gerektiriyor. Ben elimden geleni yapmaya hazırım. İçiniz rahat olsun. Bu çocuklar artık devlet güvencesinde. Kim yetiştirdi lan sizi? Karnınızı kim doyuruyor ha? Ne diye verdiniz lan kızı? İyi de ağam, aşiretten ağası odur. Hem silah çekip aldı kızı bizden. Nasıl karşı duraydı? Aa uymuş. Ulan töreler olmasa ne siz, ne de biz. Hiçbirimiz olmayız. Bunu kafanıza yerleştirin. Yoksa ben başka bir şey yerleştirmesini bilirim. Can, daha çıkmayacağız. Tamam baba, çıkalım. Gidelim hesabımızı bitirelim. Sonra da çocukları savcılığa teslim ettim. Bu yaptıkların çok güzel Boran. Tabii Ayşe için yaptıklarında. Ya bir sorun çıkarsa? Ne çıkarsa çıksın. Aşiretimde hiçbir kız okumak istediği için öldürülmeyecek bundan sonra. Ne oldu? Niye durduk Boran? Doktor da geç kaldık zaten. Susamışsındır diye düşündüm. Annenle ilk defa bu çeşmenin başında karşılaştık. O kadar mağrur bir hali vardı ki. Ama bir o kadar da güzeldi. Babana inanma. Asıl mağrur olan oydu. Çiçekleri satıyor sandım diye. Neredeyse dövecekti beni. Para vereyim dedim. Öyle bir tersledi ki. Az sonra göreceğiz bakalım. Zeyşan mı yoksa bir dirham mı? Zeyşan. Kaç zamandır seni adam yerine koyup uyumadım. Ama sen inatla burnunun dikine gittin Celil Efendi. Seni uyarıyoruz Celil Efendi. Burası Müslüman mahallesi. Sen burada Özdemir şirketinle, marabalarınla kimseye salyangoz satamazsın. Mal canın yongasıdır derler. Ama can olmayınca malı kim neyler? Sizin ailede işler nasıl yürüyor bilmem. Kızınla mı konuşursun? Karından mı akıl danışırsın? Bu işleri yapmayacaksın. Bu topraklarda kızımın olduğu kadar bir yığın midyatlının emeği, alın teri var Zinar Ağa. Onun için sana kolay kolay pabuç bırakmam. Haberin olsun.
Bebeğimizin gelişimi gayet iyi. Hem annemiz hem bebeğimiz çok sağlıklı. Çok şükür. Cinsiyeti belli mi peki? Evet, şu anda görebiliyorum. Kız mı erkek mi?